Evet sevgili dostlar, bugün konumuz oldukça uzun. O yüzden bölümlere ayırayım dedim. Ama nasıl ayıracağım da biraz kafam karıştı. Çünkü bugün bahsedeceğimiz şey Fuji lensleri hem de tümüyle. Yani hiçbir tanesini ıskalamamaya çalışarak. Biliyorsunuz yıllar içerisinde ben bunların birçoğunu satın aldım, kullandım. Kimin de sağ olsun Fuji film test etmem için verdi. Yani inceledim. Dolayısıyla da epey bir bilgiye sahibim. Lens neye göre değerlendirilir? Bir öncekinde her ne kadar bundan bahsettiysem de bunu tekrarlayalım. Lensin keskinliği, efendim söyleyeyim, dolayısıyla cam kalitesi. Ama öyle detaylara falan girmeyeceğim. O tür detaylar kaç cam varmış, bilmem ne varmış. Onlar lütfen hepsini sitesinden girin. Zaten onları orada görürsünüz. Ben yıllar içerisinde bu lenslerle ilgili kişisel tecrübelerim doğrultusunda size aktarmak istediklerimden ibaret olacaktır. Evet, lensin keskinliği, lensin odaklama hızı yani otofokus hızı ve otofokus becerisinin ne kadar iyi olup olmadığı. Onun haricinde yani ışık huzmesini ve oradan çıkabilecek öndeki ay aletlenmeleri ya da gölgelenmeleri ne kadar iyi kontrol edebildiği, ne kadar iyi tutabildiği. Fokus soluklanmasının olup olmadığı, video için parfokal olup olmadıkları gibi detaylar üzerine ve tabii ki benim için çok önemli unsurlardan bir tanesi de fiyat performans doğrultusunda ne kadar başarılı bir lens olduğu ile ilgili birazcık sohbet yapacağız. Şimdi Fuji filmler biliyorsunuz aslında 3 değişik kategoriye ayrılır. X mount olanlar. Bir tanesi XC lenslerdir. Aslında XF'ler de ikiye ayrılır. Bir düz XF'ler bir de kırmızı rozet dediğimiz XF'ler var. Şimdi önce o zaman en ucuzundan başlayalım ve XC serisinden başlayalım. Sevgili dostlar bunlar niye ucuz? Vallahi çünkü öncelikle malzeme kalitesi XF'ler gibi değil. Suya, toza bilmem neye dayanıklı değil. Metal yapı yerine daha çok plastik bir yapıdan müteşekkil. Ama güzel olan şey ne biliyor musunuz sevgili dostlar? XC'ler ya da XF'ler bir tek şeyden ödün vermemiş Fuji film. O da cam kalitesinden. Dolayısıyla bugün basit bir örnekleme ve kıyaslama yapacağım. XC35 ile XF35 arasında fiyat farkına rağmen cam kalitesinin hiçbir fark olmadığı için neredeyse birebir performans gösteriyorlar. Dolayısıyla bunu da böyle bilinen. Şimdi önce isterseniz zoom lenslerden başlayalım ve XC'leri bitirelim. XC'nin şu ana kadar iki tane zoom lensi var. Bir tanesi sevgili dostlar 15-45. 15-45'i bir süre ben satın aldım. Kullandım. İnanılmaz keyifli kullandım. Yani fiyatının karşılığını fazlasıyla veren gayet başarılı. Parfokal bir lens tabii ki değil. Çünkü Fuji filmlerde benim bildiğim kadarıyla hiçbir lens parfokal değil. Ha parfokal lens ne diye soruyorsanız zoom in ve zoom out'ta odakladığınız netlemeniz ne kadar muhafaza edip etmediğini ve pozlamayı ne kadar muhafaza edip etmediğini ile parafokal olur. Yani aynı pozlama ve netlemeyi muhafaza eden zoom in zoom out'lardaki lenslere parfokal lens denir ki ne yazık ki bunların hiçbir tanesi yani gerçek anlamda parfokal lens değil. Onun haricinde de XC'nin bakayım şuradan bulayım sevgili dostlar. XC'nin 50'ye 230 mm'lik bir zoom lensi var. Bu f4.5'a f6.7. Bir önceki de sevgili dostlar kaça kaçtı? 3.5'a 5.6. Şimdi bu birinci ve ikinci lensin güzel tarafları her ikisinde OIS'i var. Yani Objective In Body Stabilization nedir? Yani kısacası titreme önleyicisi var. Ve bu da güzel bir şey. Yani kaç stop olduğunu lütfen tekrar girin bakın. 3 stop mudur, 4 stop mudur ilave olarak. Ki özellikle eski biliyorsunuz Fuji kameralarında bu gövde içi sabitleyici, titreşim önleyici olmadığı dönemlerde bu tür lensler tabii daha da öne çıkıyordu. XC'nin bildiğim kadarıyla yanlış bir şey yapmak istemiyorum. Bir kontrol edeyim yine de benim bilmediğim bir şey çıkıp çıkmadığıyla ilgili. Evet, bir tane prime lensi var. Onu da biliyorsunuz zaten onun ben içeriğini yapmıştım size. Fuji'nin XC35 mm f2. Sevgili dostlar bu hakikaten müthiş bir lens. Çünkü XF 35 mm f2 ile birebir aynı özelliklere sahip bir tek fark var. Tabii ki yapı kalitesi ve VR olmaması. VR olmaması da nedir? Siz de bildiğiniz gibi suya ve toza, neme dayanıklı olmaması. Şeyi çok güzel kontrol ediyor bu lens. Özellikle huzmelenmeyi,
oldukça keskin bir lens. Hızlı bir lens, yeterli bir lens ama kendi emsali kardeşi, XF Teknik kardeşi gibi ciddi bir fokus soluklanması var. Dolayısıyla XC35 ve XF35 video çekimi için ne yazık ki çok uygun lensler değil. Şimdi XC'leri bitirdik. XF'in sevgili dostlar zoom lenslerine gelelim. Baştan başlayalım. Yani burada listeden gideceğim, herhangi bir şey yapmayacağım. Ama bir şey daha ilave edeceğim tabii. Bu arada yenilenen X sistemle ve özellikle yeni çıkarttıkları 40 megapiksellik sistem ile beraber bazı lensler artık onlara uyumlu değil. Ve elbette söylenme gerek yok. XC'lerin hiçbir tanesi bu yeni sistem 40 megapiksellik yeni sensörü desteklemiyor. Bu kullanılmasınız anlamına gelmez ama sensörün herhalde 3'te 2'sini ancak sizin çözünürlüğünüz dahilinde izin verir bu lensler. Şimdi gelelim geniş açıdan doğru gidelim yavaş yavaş. Bunlar XF ama kırmızı rozet olmayan lensler sevgili dostlar. Fujinon'un XF 10-24 F4 lensi var. Bu gerçekten çok benim çok severek kullandığım çok keyifli bir geniş açı lens. Eğer ki hala 26 megapiksellik bir sistem kullanıyorsanız hiç düşünmeden almanızı tavsiye edeceğim. Son derece keskin, şeyi bile son derece kontrollü, işte bu huzmelenme ve gölgelenme, otofoküsü lineer bir otofoküs sevgili dostlar. Pardon yanlış bir şey söylemeyeyim, hayır. Otofoküsü step, bir de otofoküs motorları iki tür motor var sevgili dostlar. Bir tanesi step motordur, diğeri de lineer motordur. Lineer motorlar daha sessiz ve daha hızlı çalışır. Şimdi burada bu objektif her şeyden önce suya bilmem neye dayanıklı, çok sağlam bir yapıya sahip. XF'in bütün güzelliklerine sahip. F4 bir lens olması sizi çok rahatsız etmesin. F4 özellikle de UIS olduğu için size burada epey bir stop avantaj sağlıyor ve gerekirse de enstantanenizi çok düşüklerde de kullanmanıza izin veriyor. Şimdi bu kadar geniş açılı lenslerde zaten lineer motora falan ihtiyacınız yok. Step motor gayet süratli bir otofoküs sağlıyor size ve son derece memnun kalacağınız lenslerden bir tanesi. 16'ya 80 benim hakikaten çok keyifli kullandığım ve çok insana çok tavsiye ettiğim lenslerden bir tanesi. F4 bir lenstir. Bu da lineer bir motora sahip değil. Suya ve hava koşullarına dayanıklı bir lens. 16 ile 80 arasında hakikaten çok keyifli bir lens. Özellikle de 80 mm'deki yanılmıyorsam 0.33'lükte bir büyütme oranına sahip. Neredeyse güzel yani makroya yakın close-up fotoğrafta da son derece sizi yarı yolda bırakmaz. F4 olmasını aldatmasın size 80 mm'de son derece güzel de portre çekmenize izin veren çok kullanışlı, çok amaçlı, çok güzel bir zoom lens. Maalesef 16'ya 80 de bugün 40 megapiksel sensörü destekleyen bir sensör değil. Hemen yanına geçtiğimiz zaman efsane kit lens. Beni seyredenler bilir 18-55. Şimdi 18-55'ten artık çok da bahsetmek istemiyorum çünkü biliyorum ki çok yakında bunu üretimden kaldıracaklar. Onun yerine çünkü şey koydular sevgili dostlar. Yeni çıkan 16-50 f2.8'e f4.6 ve o 40 megapiksellik şeyi destekleyen sensörü destekleyen bir kit lensle beraber makineleri satabilmek için. Geç kalmış bir hareket tabii. Bu ilk 40 milimetre çıktığı andan itibaren bence çıkartmaları gereken bir lensdi ama geç olsun da güç olmasın. 16-50 ben test etmedim. Muhtemelen de bundan sonra pek test edecek gibi gözükmüyorum. Çok da önemli değil. Canları sağ olsun. Ama son derece keskin olduğuna inanabilirsiniz. Çünkü 10 küsur sene önce bu 18-55 ile beraber F2.8, F4 lensle beraber yaratıkları kit lens kavramını bütün diğer markalarda kafaları darmadağın ettiler ve değiştirdiler. Şimdi kit lens denince eskiden bu 18-55 çıkmayana kadar diğer markalarda, marka ismi vermek istemiyorum, özellikle kötü lensler koyarlardı ki sizi kit lensle beraber aldığınız kameranızın lensi sizi tatmin etmesin ve daha iyisine para harcayın diye bunu yaparlardı sevgili dostlar. Ama bu 18-55 ile beraber tamamen değişti. Çünkü buna kit lens demek çok ayıp olur, çok yanlış olur. Daha önce pardon unuttum söylemeyi, 16-80 de parfokal bir lens değildir. 18-55 de parfokal bir lens değildir ama eğer ki içlerinde daha yakın, hangisi daha yakın işte derseniz 18-55 tabii ki bir nebze daha size
çok yavaş zoom yaparsanız o parfokal havayı belki biraz yaratabilecek. Ama şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. 18.55 artık şey olacak herhalde, müzelik bir lens olacak. Çok değerli bir lens olacak piyasadan kalktıktan sonra. Elinizde varsa yine de çıkartmayın. Çok keyifli bir lens çünkü. Evet, şimdi kit lensimiz, yani 18.55 kit lensimizi bir kenara koyduk. Çok yakın zamanda çıkarttıkları ve XH2S ile beraber hakikaten mükemmel çalışan ve benim herkese son derece tavsiye ettiğim, gerçek anlamda bir tek XH2S ile tam parfokal bütün özellikleri gösteren bir lens var sevgili dostlar. O da XF18'e 120 f4 lineer motor power zoom WR. Yani bütün videolarımda ben bir tek bu lensi kullandım. Başka hiçbir lense ihtiyaç duymadım. Lineer motoru son derece süratli, otofoküsü son derece kararlı ve yapışkan. Görüntü keskinliği tam anlamıyla bir video görüntü keskinliği. Yani aşırı keskin değil ama çok net. Fotoğraf çekmek üzere pek tasarlanmış bir lens olmamakla beraber ben daha önce de gösterdim size. Bununla gayet güzel, gayet başarılı fotoğraflar da çekersiniz. Ve tabii doğal olarak da bu lens şeye dahilindedir. Yani 40 megapikselleri destekleyen lensler dahilinde sevgili dostlar. Kesinlikle birçok şeyi çok güzel kontrol altına almışlar. Lens flare'in dediğimiz o huzmelenme ve gölgelenmeleri. Onun haricinde işte dediğim gibi parfokal özelliği XH2S ile beraber, ama XH2 ile yetmiyor çünkü hızı. Yani gerçek anlamda bir parfokal lens olmamakla beraber XH2S ile tamamen parfokal lens taklidi yapıyor. Hiçbir sorunsuz. Dolayısıyla son derece tavsiye ettiğim lenslerden bir tanesi. Özellikle de eğer video lensi arıyorsanız XH2S'inizle beraber 4.4'lük bir lens mutlaka almanız gerektiğine inanıyorum. Sevgili dostlar, bu eski lenslerden bir tanesi. XF18-135. Yani ben her zaman çekilmişimdir. Böyle hani geniş aralıklı lenslerden çok iyi performans alamazsınız. Bu 18-135 tabii ki o sınıfa tam girmiyor. Yani çok başarısız bir lens diyemem. Eğer ki öyle aşırı keskin bir lens aramıyorsanız ama çok geniş kapsamda ben çok şeyi bir arada yapsın tek bir lensle dolaşayım diyorsanız da 18-135 f3.5'a 5.6 sizi yarı yolda bırakmaz. Ve üstüne üstlük lineer motora sahip. Yalnız şeyin listesinde mi değil mi onu lütfen kontrol edin. 40 megapiksel destekleyen listede mi değil mi, ondan çok emin değilim çünkü sevgili dostlar. Muhtemelen de değil. Gelelim benim çok severek kullandığım, daha sonra değiştirdiğimde de değiştirdiğime biraz da pişman olduğum, harikulade böyle büyülü dediğim lenslerden bir tanesi. O da 55'e 200 sevgili dostlar. Yani ilginçtir. Herkes bir lensin karakterini sever ya. Ben bu 55'e 200'ün karakterini hakikaten çok severek kullandım. 200'deki bokeh falan 4.4'lük çok büyülü bir bokeh ve çok böyle nasıl diyeyim ben size, çok yumuşak, çok keyifli bir bokeh yaratıyor. Ve harikulade bir lens. Çok sağlam. Ama bu lens de eskidi ve bu lens de ne yazık ki 40 megapikseli desteklemiyor. Şimdi bunun da yavaş yavaş bunların hepsinin yerlerine gelecek ama şu an için fiyat performans noktasında benim neredeyse bir numaraya koyduğum lenslerden bir tanesidir sevgili dostlar. Gelelim nerede kalmıştık? Evet, işte bu 55-203 bu lens için değiştirdim. Son derece güzel bir lens. 70'e 300. Ama 70'e 300'ün çok keskin. Çok iyi. Yani harikulade. Bir tek sıkıntısı var. Bunu biliyorsunuz, biraz makro özelliğine de yakın özelliği var. Ama eğer ki işi makroya çevirmeye kalkarsanız 300 milimetrede özellikle yakın çekimlerde otofokus bela. Yakalayamıyor. Dolayısıyla önce bunu biraz daha böyle 70'lere getireceksiniz. Fokuslayacaksınız. Ondan sonra o fokus içinden 300'lere falan yakalayacaksınız. 300 milimetrede uzak mesafede de, yani çok ciddi güzel bir kontrast yoksa orada da bir otofokuslemede biraz sıkıntı yaratıyor. Dolayısıyla önce bir parça geriye çekeceksiniz. Fokuslayıp sonra 300'e ayarlayacaksınız. Ama onun haricinde çok sıkı, çok güzel, çok sağlam lenslerden bir tanesi. Ve ne yazık ki bu lenste 40 megapikseli desteklemiyor sevgili dostlar. Bakayım unuttuğum bir şey var mı öteki sıraya geçmeden önce. Evet. Çıktı karşıma. XF 16'ya 50, F2.8'e F4.8 sevgili dostlar.
Bu lens LM yani lineer motorlu ve hava ve suya dayanıklı yeni lenslerden bir tanesi. Ne hangi kamerayı yeni alacaksanız alın sevgili dostlar. Kit lens istiyorsanız artık bundan başkasını almayacaksınız. Üzgünüm. Şimdi gelelim bu objektiflerimizin bir de sabit şeyleri var. Sabit odaklıları var. Onlara da bir göz atalım. Ve başlayalım bir tane çok az bahsedilen yani hakkı verilmeyen ama hakikaten çok iyi olan bir lens. O da XF'in 14 mm 2f2.8 objektifi. Step motor ama yani öyle güzel bir 14 mm'dir ki bu bombelemenin neredeyse sıfırlanmayı becerildiği son derece kaliteli inanılmaz keskin bir lenstir. Otofokusu video için müthiş güzel lenslerden bir tanesi. Neden müthiş biliyor musun? Çünkü çok hızlı değil ve çok yumuşak geçişler yapabiliyorsunuz bunda ki harikulade lenslerden bir tanesi sevgili dostlar. Gelelim diğer bir efsane lense. Ha şimdi burada 40 megapikselleri bunların destekleyip desteklemediğini ne olur listeye bakın çünkü artık ezberimden tamamen çıkmış vaziyette. Doğru yanlış hatırlamıyorsam bu lens destekliyor. Ama desteklemeyen lenslerden bir tanesi ve efsane lenslerden bir tanesi. İnsanların herhalde ki hala yüksek talebinden dolayı üretimden vazgeçmedikleri lenslerden bir tanesi de efsane XF 16 mm f1.4 VR objektif. Sevgili dostlar biliyorsunuz bunun makro becerisinden tutun da renk karakterine varıncaya kadar çok güzel bir lens. Video için çok kötü değil ama çok idealde bir video lens olduğunu söyleyemem. Ama zaten 16 mm ya f1.4 hakikaten yine o da böyle hani efsane lenslerden bir tanesi. Hemen onun yanında yine aynı odak aralığında olan ve daha geç çıkarttıkları, daha yakın zamanda çıkarttıkları bir de 16 mm f2.8 yine WR lens var. Bu da step motorlu ama tabii enteresan bir şey. Otofokus hızı tabii şeyden çok daha iyi. İşte bu eski XF 16 f1.4'ten çok daha iyi. Ve ben bu test ettiğim zaman bu lens beni keskinliğiyle şaşırttı. Bir kere 16 mm'den daha öteki yani efsane 16 mm'den daha keskin. Kağıt üzerinde daha keskin, şey üzerinde de daha keskin. Yani kullanımda da daha keskin. Ve eğer ki bir video lens 16 mm ben güzel bir prime video lensi istiyorum diyorsanız kesinlikle bu lensi tavsiye ederim size. Onlar için şeyi de çok güzel kontrol etmişler bunda. Mesela 16 mm f1.4'te o huzmelenme ve gölgelenme sıkıntısı olan lenslerden bir tanesi. Ama bu şeyde yok. 16 mm f2.8'de yok. Hakikaten çok güzel bir prime lens. Bir de daha biliyorsunuz Fuji'de çok sevdiğim bu küçük daha kompakt olan Fujinon lensleri var ya. Fujikron serisi. Onlardan bir tanesi çok güzel bir lens sevgili dostlar. Şimdi gelelim daha yeni lenslere. Artık bunların hepsi ve f2.8 de bildiğim kadarıyla 40 megapikseli destekleyen prime'lardan bir tanesi. Sevgili dostlar bu Fujinon'un yeni çıkarttığı bir seri var ya 18, 23, 33. Bunlar hepsi f1.4'lük lensler. Bu 18'de zaten 16'nın yerine çıkarttılar ama hala 16'yı üretmeye devam ediyorlar. Ve denediğim bu lensler müthiş. Tek kelimeyle müthiş. Yani utanmasan neredeyse şey sınıfına sokacağım. O kırmızı rozet sınıfına sokacağım lenslerden bir tanesi. Hakikaten çok çok başarılı yeni lenslerden bir tanesi. Bir kere lineer motorları gerek video için gerek fotoğraftaki otofokus hızını yakalamak adına çok güzel. 18 mm enteresan bir açıdır. 16 mm kimine göre biraz geniş kalır. 18 mm'yi tercih ederler. Ben mesela o insanlardan biri değilim ama bu sebepten dolayı da zaten 18 mm'yi almadım o zamanlar. Ama gerçekten keskinliği, geri kalan bütün o bir lens için bahsedebileceğim olumsuzlukların hiçbir tanesini taşımıyor. Hakeza bu 23 mm f1.4 ve aynı şekilde 33 mm f1.4'ü de hepsini bir araya koyup aynı kalitede ve aynı yorumu yapabilirim. Ben zaten 23 mm'ye sahip oldum. 33 mm'yi denedim. Karakter olarak çok güzel, çok doğal renk yansıtmaları var. Ve 4.4'lük lensler. Denemediğim lenslerden bir tanesi olduğu için yorum yapmayacağım. O da pancake dediğiniz, bildiğiniz pancake tarzı var ya küçücük 18 f2 lens. Onu denemedim. O yüzden yorum yapmamayı tercih ediyorum. Ama denediğim diğer Fujikron lensleri var. O da 23 f2. 23 f2 de
en keskinlerinden bir tanesi değil ama video için en ideal olan. Yani bu kadar güzel otofokus takip eden, işte efendime söyleyeyim soluklanma sahibi olmayan, işte bu fokus soluklanması olmayan müthiş güzel bir lens ve 23 mm biliyorsunuz full frame'de 35 mm'ye tekabül ettiği için de alın tatile çıkın. Zaten ben bir takım tatillerimden bir tanesini ve yurt dışı tatillerimden bir tanesini sadece bu lensi kullanarak çektim. Hem video hem fotoğraf olarak son derece memnunum. F2 lenstir, çok başarılıdır, çok uygundur, çok tavsiye edilir. Gelelim onun hemen kardeşine. O da XF 35 mm. Pardon, çok özür diliyorum. Hala üretimdeymiş. Ben üretimden kalktı zannediyordum ama 35 mm f1.4 çok insanın karakterden dolayı, yani renk karakterlerinden dolayı vazgeçemediği ama çok kötü lenslerden bir tanesidir. Niye çok kötü? Yani şeyden dolayı kötü. Yanlış anlamayın. Renk kalitesini, o karakterini çok severler. Aslında hatalı lenslerden bir tanesidir ve o hatalardan dolayı o karakteri belli bir büyü getirir. Ama otofokusu son derece yavaştır, güvenilmezdir ama böyle bir de bir lenstir sevgili dostlar. Gelelim yine Fujikron serisinde ve yanlış anlamayın bu eski 16 ile bu 35 ve 23 sevgili dostlar şey yok yani. Daha doğrusu 23 katlı da bu XF 35 mm f1.4 de 40 megapiksele uygun olmayan lenslerden bir tanesi. 35 mm f2 fotoğraf için bugüne kadar gördüğüm çok keskin lenslerden bir tanesi. Şaşırtıcı kalitede ama müthiş bir fokus soluklanmasından dolayı videoya kesinlikle tavsiye edemeyeceğim lenslerden bir tanesi. Ama çok keyifli kullanırsınız sokak fotoğrafçılığı için özellikle. Ne kaldı geriye sevgili dostlar? Bir bakalım. Eksik bir şey yapmış olmayalım. Şimdi baba lenslere gelmeye başladık. O da 50 mm. Şimdi 50 mm f1.0'ı kullandım ben. Yani evet, yani müthiş bir bokeh var. İşte efendim söyleyeyim full frame kalitesi de bir ayarında falan. Ama inanılmaz yavaş bir otofokusu var. Ve anormal pahalı. Yani şu anda önümdeki fiyatlardan bahsetmek istemiyorum. Çünkü zaman içinde bu fiyatlar değişebilir sizin seyrettiğiniz dönemde. Belki bu videoyu siz 6 ay sonra seyredeceksiniz ama her zaman Fujifilm'in bana göre parasını hak etmeyen lenslerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim. Yani lütfen sahip olanlar da bana kızmasınlar. Bu benim fikrim. Şimdi 51.0'ı ben kullandım. Kullanamadım ama biliyor musunuz? 1.0'da ben kullanamadım. Çünkü arkasını öyle kopartıyor ki arkada ne olduğunu göremiyorsunuz. Tamam belki şey için çok güzel. Stüdyo çekimleri için çok güzel ama güncel hayat için arkada ne olduğunu bir parçada göstermek istersiniz bokeh ile beraber. Hangi ortamda bulunduğunuzu göstermek istersiniz. F1 ile bunu göstermeniz mümkün değil. Dolayısıyla da yani benim için çok ideal bir lens değil. Ondan dolayıdır ki ben 50 F2'yi tercih etmişimdir. Daha sonra da çok sevdiğim bir lensi tercih ettim. Onunla da geleceğim daha sonra. Sevgili dostlar 50 F2 keskin mi keskin. Belki de bu serideki en keskin lenslerden bir tanesidir. Şaşırtmasın sizi. Müthiş keskin bir lens. Müthiş keskin bir lens. Bu arada ben yanlış çok özür dilerim. 50 F1'e kırmızı rozet serisinden bahsetmem gerekiyordu ama çok özür dileyerek burada bir hata yaptığımı hemen düzelteyim. Gelelim sevgili dostlar. Herkesin çok sevdiği 56 F1.2 ama benim bir türlü ısınamadığım otofokus son derece yavaş. En keskin olmayan lenslerden bir tanesi. Şimdi fiyatı daha bir makul F1.0'a göre ama yani acaba o kadar da farkı F2 ile o kadar da farkı hak ediyor mu etmiyor mu tartışılır. Sevgili dostlar enteresan bir lens var. Mesela Fujifilm'de iki tane şey lens vardır, makro lens vardır. Bir tanesi bu 60 mm F2.4 makro ama gerçek makro değildir. Sadece yarım makrodur. Yani 0.50'lik bir büyütme oranına sahiptir. Test ettiğim bir lens değil. Dolayısıyla bu konuda bir fikrim yok. O konuyla ilgili pek girmeyeceğim. Ama esas makro lens olan 80 mm F2.8 onu satın almıştım bir dönem. Bu makro merakından dolayı. Sonra makronun çok benim işim olmadığını, yani benim fotoğrafçılık tarzıma uymadığını görüp sadece çok güzel bir işte ne bileyim ben portre lensi tutmak için de tutmadığım yerine bunu satıp başka lensler aldığım lenslerden bir tanesidir. Ama birebir makrodur. Müthiş bir cam kalitesi,
müthiş keskin, müthiş başarılı lenslerden bir tanesidir. Ve makro da zaten Fujifilm'de başka seçeneğiniz çok fazla yok. Full makroda, gerçek makroda. O da 80 mm f2.8, lineer motorlu, VWR'lı makro objektif ki yanılmıyorsam bu objektif de şeyin içine giriyor. Bu 40 megapikseli destekleyen objektifler içerisine giriyor sevgili dostlar. 60'ın girip girmediğini bilmiyorum. Yalan söylemeyeceğim. Tabii bu 56'lar falan giriyor. Unuttukça da ara ara yani tekrar dönüyorum, kusura bakmayın. Evet, benim aşık olduğum lenslerden bir tanesi. Kullandığım dönemde çok düşündüm, çok uğraştım, çok araştırdım. Ama 50 milimetreden önce hangisini aldım biliyor musunuz portre lens olarak? 90 milimetreyi sevgili dostlar. FX 90 milimetre F2 anlata bitiremeyeceğim lenslerden bir tanesidir. Evet, yani full frame karşılığı 135'lere kadar çıkıyor ama ama yani o kadar güzel bir bokeh yakalatıyor ki o kadar yani büyülü bir lenslerden bir tanesi. Renk kalitesi müthiş, şeyi müthiş, bokeyi müthiş, keskinliği harikulade, kalitesi dört dörtlük lenslerden bir tanesi. Hiçbir yanı yani eksi hiçbir şey söyleyemem bu lensle ilgili. Sevgili dostlar, kullanmadığım, denemediğim ve hiçbir fikrimin olmadığı burada yani ne bileyim ben gidin bu lens yerine isterseniz kendinize full frame kamera alın. Hem de sağlam parayı alırsınız. O da XF200 mm F2 lens. O konuyla ilgili çok yorum yapmayacağım. En son çıkardıkları prime lenslerden bir tanesi de sizin de bildiğiniz gibi benim de satın alıp denediğim ve içerik yaptığım Fujino'nun XF8 mm F3.5 lensi. Bu şey lens yani step motor ama bu kadar geniş bir açı için zaten o fokus aralığı o kadar dar ki yani net alan derinlik ile ilgili fokus aralığı o kadar dar ki zaten hiçbir sıkıntı yapmıyor. İlk başlarda fokusleme ile ilgili bir hafif bir sıkıntı vardı ama sonra şeyle beraber düzelttiler onu, yazılımla beraber düzelttiler. Keskinliğine hiç laf edemem ama ışık hüzmelenmesi ile ilgili ciddi bir sıkıntı var. Gölgelenme yok ama hüzmeler böyle garip garip şey yapabiliyor. Ve bu lens biliyorsunuz bütün çok geniş açı lensler gibi kullanımı son derece zor bir lens. Yani alışmak gerekiyor. Çok doğru çekmek gerekiyor. Yoksa yani perspektifte darmadağın olursunuz. Çok zor lenslerden bir tanesidir. Sevgili dostlar, şimdi gelelim son sıramıza. O da kırmızı rozet lenslere. Bu kırmızı rozet lenslerin bir kere hepsi şeyi kabul ediyor. Yani 40 megapikseli kabul ediyor. Ve şeyle başlayalım. Az önce ıskaladığım ama anlattığım yani XF50 F1.0'la. Ama onun haricinde de sevgili dostlar, bu kırmızı rozetlerin birçoğu şey hariç, işte bu 200 milimetre ile beraber bu 1.0 hariç zaten şey sınıfındalar sevgili dostlar. Değişken yani zoom lens dediğimiz sınıftalar. Şimdi sevgili dostlar, ilk kırmızı rozet serisi geniş açıyla başlayacağım. Ve 8-16 milimetre. F2.8 lineer motor WR. Pahalı bir lens. Ama eğer ki siz profesyonel mimari çekim yapıyor iseniz müthiş kaliteli bir lens. Yani bunu mutlaka almanızı şiddetle tavsiye ederim. Para kazanıyor iseniz yaptığınız fotoğrafçılık işinden ve özellikle dahili, harici mimaride bütün profesyonellerin kullanması gereken başlıca lenslerden bir tanesi. Hatta başlıca lens. Bu lensle ilgili söyleyebileceğim tek bir şey var. Ağır bir lens. Kalitesiyle ilgili hiçbir şey söyleyemem. Daha doğrusu bütün kırmızı rozetlerle ilgili hiçbir şey söyleyemem. Çünkü Fuji filmin en üst, yani Fujinon'un en üst kalite lensleridir. İkinci şey lensi, zoom lensi, herkesin efsane diye nitelediği, gerçekten keskinliği bakımından, kalitesi bakımından, fotoğraf kalitesi bakımından, işte hüzme düzenlemesi, şey bombeleme kontrolü vesaire ya da işte kromatik sapmalar düzeltmesi konusunda dört dörtlük lenslerden bir tanesi. 16-55 ama o isli değil. O isli olmayınca da özellikle ben bu lensi kullandığım zaman bir tek defosunu yakaladım. En ufak mikro titreşimi dahi alıyor ve bu lensle gerçekten çok net fotoğraf yakalamak istiyorsanız çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani kullanımı kolay bir lens değil. Parasını hak ediyor mu? Bence hak ediyor. Ben kullanabildim mi? Hayır.
rahat edemedim çünkü yine tekrar ettiğim gibi ağır lensler sınıfına giriyor. Üçüncü lens sevgili dostlar, yanlış bilmiyor isem 100-400. Şimdi 100-400 lens, bunlar tabii 40 megapikseli falan kalır. 100-400 lens benim kırmızı rozetler içerisinde biraz hayal kırıklığına uğratan lenslerden bir tanesi. Çok daha işte keskinlik bilmem ne konusunda çok daha hani öyle üst düzey bir lens ya da kırmızı rozetlik bir lens olduğunu doğrusu iddia edemeyeceğim. O konuda da tavsiye edemeyeceğim. Otofokus son derece güvenilmez. Yani ne diyeyim size, o parayı hak etmiyor. Ama buna karşılık da 150-600 bu söylediklerimin tam aksini. 150-600 hakikaten 100-400 ile yapılan bütün hatalar düzeltilmiş, güzelleştirilmiş. Hatta lineer motor bir, gerçi hepsinde lineer motor var. OIS son derece başarılı. Ama bazen OIS bir tek sıkıntı var, 100-400'de de vardı o. Bazen makinenin kendi stabil OIS ile böyle bazen bir ufak bir çatışma yaşıyorlar. Ondan sonra sabitlerse eğer müthiş sabitliyor, 600 milimetre de dahi. Yani akıllara durgunluk birinden sevgili dostlar. Valla söyleyecekleri bu kadar. Oh, uzun oldu değil mi? Kusura bakmayın ya. Valla sevgili dostlar, benim Fuji lenslerle ilgili bugüne kadar yaptığım bütün denemeler, yaptığım tecrübeler, satın aldıklarım, denediklerim sizlerle hem güncelleme adına olmak üzere tekrar bir paylaşmak istedim. Umarım bu içerik sizlere değer katmış ve beğenme butonunu hak etmiştir. Hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bu aileyi hep beraber büyütelim. Şimdilik sevgiyle kalın, saygıyla kalın, sağlık ile kalın. Hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.